Allah'ın selamıyla selamlıyor, sevgilerimi sunuyorum. Değerli kardeşlerim, peygamberlerin dualarını huzurlarınıza getirmeye çalışıyorum. Hazreti Adem'in Araf suresi 23. ayette geçen dua ayetini, tövbe istiğfar ayetini bir önceki, iki gün önceki sohbette huzurlarınıza getirmiştim. Dün de Hazreti Adem'in bir tesbihatını, Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretlerinin Mecmuatül Ahsab'ında derlediği peygamberlerin tesbihatı içerisinde bir tesbihini, bir duasını huzurlarınıza getirdim. Bugün yine Hazreti Adem'in duası, tesbihatı ile devam edeceğim. O da yine Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretlerinin Mecmuatül Ahsab'ında geçen ve Muhammed Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin de El-Kulubu-Dari'asında tahkikatıyla beraber ele aldığı, ifade ettiği, kaydettiği Hazreti Adem'in ikinci duası ile, ikinci tesbihatı ile devam edeceğiz. Hazreti Adem Aleyhisselam bu tesbihatında, bu duasında dün aktardığım duanın hemen hemen aynısını ifade etmekle beraber başta Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Onun ismini zikrediyor. Ona salatü selam getiriyor. Ve arkasından da yapacağı duayı, istiğfarı, tövbeyi Allah'a takdim ediyor. Hazreti Adem'in cennette Taberi tefsirinde gördüm. Hazreti Adem böyle dua ederken Kabe'nin hemen kapısının önünde mültezemede dua ederken Hazreti Adem bir türlü duası kabul olmuyor. Aklına şimşek gibi bir şey çaktı. Had deniyor buna. Ya Rabbi Muhammed hürmetine beni affeyle dedi. Sen Muhammed'imi nereden tanıyorsun deyince cennette gezerken ben cennetin tavanında vesairesinde adını adınla beraber yazmışsın. Allah demişsin, Muhammed demişsin. La ilahe illallah demişsin. Arkasına Muhammedur Resulullah'ı yazmışsın. Adını adınla beraber zikrettiğinden anladım ki nazarında en mahbub, en makbul o. Onun hürmetine ya Rabbi dedi. Ve Cenab-ı Hak da affetti. İşte Hazreti Adem'in bu tesbihatını ifade eden dualarından bir tanesi de şudur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'elüke bihakkı seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Amiltü su'en ve zalemtü nefsi. Fağfirli fe innehu la yağfiru zunube illa ent. وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّح۪يمُ Hazreti Adem Aleyhisselam, ey Allah'ım, Efendimiz, Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve aile efradı için, âli için, aile hakkı için sana yalvarıyorum ya Rabbi. Dua dua sana dehalet ediyorum ya Rabbi. Sen noksanlıklardan münezzehsin ya Rabbi. Sana hamd ediyorum ya Rabbi. Hamd ile seni tesbih ediyorum ya Rabbi. Ya Rabbi ben kötü bir iş yaptım. Amiltü su'en, yapmamam lazım gelen seyyi'e işledim ben. Öyle bir fiil yaptım ya Rabbi. Nefsime zulmettim ya Rabbi. Zalemtü nefsi ya Rabbi. Fağfirli beni bağışla ya Rabbi. Gufranına mazhar eyle ya Rabbi. Fe innehu la yağfiru zunube illa ent. Günahları senden başka bağışlayacak kimse yok. Bağışlama yetkisi de yok. Bağışlasalar da bir işe yaramaz. Sen benim bu işlediğim kötü amelimi bağışla ya Rabbi, affeyle ya Rabbi. Ve sonra vetüb aleyye, sadece sana tövbe ediyorum.
İnneke ente tevvabur rahim. Muhakkak ki sen tevvabur rahimsin. Rahim olduğu için de tövbeleri kabul edersin. Tevvapsın ya Rabbi diyerek tövbesini, istiğfarını, hamdini, tesbihatını Allah'a takdim etmiş. Ve bunu yaparken de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adını, yadını, iyalini vesile kılmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben hilkatte Adem'den önceyim. Ama yeryüzüne gelmede, ilk insan olarak gönderilmede Hazreti Adem birinci. Ama yaratılış sıralamasında sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir varlık yokken Cenab-ı Hak ilk önce Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nur çekirdeğini yarattı. Evvele ma halakallahu nuri ifadesiyle ben hilkatte birinciyim, bi'sette sonuncuyum buyuruyor. Böylece Hazreti Adem Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'ı vesile kılmış. Ben de bu sohbet zincirinin başında ilk günlerinde şuna dikkat çekmiştim. Duanın kabule karin olma şartlarından bir tanesi de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salatü selam getirmek, onu Rabbe vesile kılmak, tövbe istiğfarlarımıza vesile kılmak suretiyle Allah'a dua dua yalvarmak, duanın, dualarımızın kabule karin olma şartlarındandır. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam da burada Bismillahirrahmanirrahim'den sonra Efendimiz'e salatü selam getiriyor, ona dua ediyor ve o dua, makbul duadan sonra kendisi tövbe istiğfar ederek ve affına, mağfiretine, Cenab-ı Hakk'ın affetme, mağfiret etmesine bunları vesile kılıyor ve Allah da affediyor. Bizler de inşallah bu duaya tutunacak ve Hazreti Adem'in yaptığı bu duayı yapacağız. Tekrar bir defa daha zikretmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'elüke bihakki seyyidina Muhammedin ve ahli seyyidina Muhammed. Subhaneke Allahümme ve bihamdik amiltü su'en ve zalemtü nefsi fa'firli ve innehu la yagfiru zunube illa ent ve tüb aleyye inneke entet tevvabur rahim. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sevgilerimi sunuyor ve heyetinizi Allah'a emanet ediyorum.